Dahil Bey, öncelikli olarak Allah bu operasyonda ordumuza güç kuvvet versin, zafer nasip etsin. Çok önemli bu. PKK'yı da Türkiye düşmanlarında Allah perişan etsin inşallah. Amin, bu duamızla amin. Başlayalım. Böyle mühim günlerde biliyorsunuz bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Halbuki bu aslında aylardır planlanan çok büyük bir oyun. Yani bunu bilmek çok önemli. Allah ama ayaklarına dolandırdı bu oyunu. Çünkü bu olayı da az önce bahsettiğiniz olayı da kullanmak istediler bu oyunun içerisinde. Önce dün programınızda konusu geçen iddialara konu olan kardeşler Şeyma ve Büşra Koçan babaları ve Gülseri Koçan boşanan eski eşi olan Elvan Koçak hakkında kızları ve eşinin kendileri anlattıkları videolar var sosyal medyada paylaştıkları, bilmiyorum rastladınız mı? Ve bu kişiyle ilgili, Elvan Koçak'la ilgili bazı iddialar gündeme getiriyorlar. Mesela Elvan Koçak, Sayın Adnan Oktar sebebiyle boşandığını iddia ediyor. Halbuki eski eşi Gülseri Koçak diyor ki, evliyken kendisini 4 ayrı kadınla aldattığını söylüyor. Hatta bu kadınlardan birinin Elvan Koçak kendisini terk ettiği için intihar ettiğini ve Elvan Koçak'ın onu hastaneye zor yetiştirdiğini söylüyor. Bunları nereye kaçırdık? Elvan Bey, kimden bahsediyorsunuz? Bir kere bakın, hukuka aykırı insanlarda bulunursanız hemen ben hukuki hakkımı kullanırım. Konuşurken ona dikkat edin. Kimsenin hiç kimseye bir yere kaçırdığı yok. Öncelikle mahkeme bir karar verdiğinde bunu anneye tebligat etmek durumundadır. Anne oturup da sabahtan akşama kadar televizyon seyredemez. Yani bu insan çocuklarıyla zaten yurt dışına çıkacağını savcılık makamına belirtmiştir. Demiştir ki ben gelip ifade vereyim çünkü yurt dışına çıkacağım. Ama savcılık makamında Türkiye'de biraz yardımın işleri mecburen yoğunluktan dolayı ağır ilerliyor. Önce yazılması gerekiyor. Bu yüzden de ifadeyi daha sonra çağrılacağı söylendiği için yurt dışına çıkmıştı. İki gün önceden savcıya bilgi veriyor Gülser Hanım. Ben yurt dışına çıkacağım, ifademi vereyim diye. Savcıyla avukatı görüşüyor. Onun için böyle bu tarz ifadeler kullanmayalım, hukuk aykırı kaçırma gibi. Annesinin hakkı çocukları yurt dışına çıkıyor. Bakın İdem Hanım, siz de hukukçusunuz. Siz çok iyi konuşuyorsunuz, çok iyi işinizi biliyorsunuz. Ben de acılı bir babayım. Ve bunu kamuoyu biliyor. Ben Avusturya'dayım şu anda. Türkiye'deki süreç gibi Avusturya'daki süreç de aynen devam edecektir. Ve şu anda Gülperi ve benim çocuklarımın ve hatta oğlumun nerede olduğu belli değil. Ve bunun kökeninde de sizler varsınız. Tamam. Bakın, ben her Elvan Bey, bunu da yine herhangi bir iddiaya söylemiyorsunuz. Bunlar biliyorum. Gülperi Hanım yanlış bilmiyorsam eğer, yanlış da olursa söylesem, yaklaşık 44 yaşında galiba Gülperi Hanım. Bir kızı zaten Şeyma Koçak 20 yaşında reşit, her türlü kendi hakkında karar verme yetisine sahip bir insan. Diğer kızı da 18 yaşında 20 üzere olan Büşra Koçak'la bir tane de şey var, ikizi var, Muhammed diye. Bu ikisi de birlikte bir aileler. Yani Türkiye'de mesela bakın Tahir Bey, bütün insanlar, aileler çocuklarını 18 yaşını doldurmadan önce okulmaya gönderiyorlar. Yani İdem Hanım, şunun cevabını verir misiniz? Herkes yurt dışına da gidiyor. Yani İdem böyle Hanım, bir şey zaten kanunla yasaklanmış değil İdem ki. Hanım, anneler izinleriyle gönderiyorlar. Sayın Avukat Hanım. Efendim buyurun. Ben Türkiye'ye gelince, ben Türkiye Perşembe günü geldim, suç duyurusunda bulundum. Gülperi Hanım madem haklıydı, Gülperi Hanım'ın avukatlığını yapıyorsunuz. Ben Gülperi Hanım'ın avukatlığını yapmıyorum. Sadece Sayın Abdül Nasır'ın arkadaşıyım, gerçekleri anlatıyorum. Gülperi Hanım niye apar topar geldi Cuma günü Türkiye ve Adnan Oktar'ın televizyonuna çıktı? Ben buradayım dedi. 7 aydır Büşra Koçak, 7 aydır Büşra Koçak Türkiye'deymiş. Onun yayınlarına çıkıyormuş. Niçin 7 aydır gitmedi, sormadı, haberi olmadı da şimdi ben Türkiye'ye gelip suç duyurusunda bulununca... Elvan Bey, Gülperi Hanım'ın 7 aydır kızından haberi vardı. Siz 7 aydır kızınızın Adnan Oktar'ın yayınına çıktığından nasıl haberiniz yok? O konu da çok iyi. Evet. Madem evet, çocuklarınızla sürekli bağlantıyorsunuz, beni kandırdılar. Beni efendim? Kandırdılar çünkü. Elvan Bey, böyle bir şey olabilir araya mi? Ben geçeceğim. Her gün canlıyla 3-4 saat sürüyor yani... Böyle bir şey söz konusu. Bir kere bizim canlı yayınlarımız dünyaca ünlü. Bütün ben Türkiye'de biliniyor. Avrupa'da biliniyor. Arkadaşlar. Yani siz Gülkere Hanım'ın haberi olmadığını söylüyorsunuz. Ama asıl kendi haberiniz yok. 7 aydır çocuğunuzun nerede olduğunu. Mesela size deniyor ki çocuğum şurada, haberiniz yok. Yani sizin bunu bilmeniz gerekmez mi?
Peki siz bu çocuklara 7 ay boyunca herhangi bir şekilde bakımları için bir para ödediniz mi? Nafaka ödediniz mi? Ödedim tabii. Mesela ödedim tabii ki. Hepsinin belgeleri var. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Şimdi burada tamam. Kendi işini anlatıyor. Ben anlatmıyorum. Kızlarımız anlatıyor. Bize diyorlar Avusturya Mahkemesi'ne mecbur kıldı nafakayı. Bir kere bile ödedi. Hatta kızınız Şeyma Kutsal Avusturya, diyor ki babam benden para vermeyeceksin. Sabah 5'te kalkıp çalışıyordum. Üniversiteye gidiyordum. Bir de onun üstüne benden para istedi diyor. Bunları kendileri anlatıyor. Siz kendi aile aranızdaki sorunları bu şekilde halletmeniz gerekiyor. Tamam, hat kesildi herhalde. Yani bizden kaynaklanmıyor. Sonuçta Viyana'da. Hayır, ben buradayım. Ya son bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Son bir dakika. Reklama girmem gerekiyor bir dakika içinde. Son cümleyi alalım. Şimdi Didem Hanım diyor ki, Elvan Bey bir saniye. Didem Hanım diyor ki, biz hiç kimseyi zorla getirtemeyiz diyor. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Bu bir suçtur zaten diyor. Ama siz de diyorsunuz ki çocuğumu zorla kaçırdınız diyorsunuz. Bu orta noktayı bulmak istiyorum ben. Orta noktayı. Efendim bakın. Savcılığın kararı var mı? Savcılığın kararı var mı? Adnan Oktar ve Gülperi Koçak hakkında uzaklaştırma. Ne diyorsunuz Didem Hanım? Bir dakika Elvan Bey. Didem Hanım ne diyorsunuz? En son karar her zaman geçerli. Uzaklaştırma kararınız var 6 ay boyunca. Bunu da Türkiye mahkemeleri verdi. En son karar geçerlidir. Adnan Oktar ve Gülperi Koçak'tan Büşra ve Şeyma Koçak'ın 6 ay uzaklaştırma ve benim hakkımda konuşma yasakları var savcılık tarafından. Bir kere Elvan Bey, Adnan Oktar ile siz hayatınızda hiç konuştunuz mu? Hiç yüz yüze geldiniz mi? Telefon ben Adnan Oktar'a nasıl yani ulaşayım? Ben Adnan Oktar'la ne konuşayım? Hayatında hiç görmemiş ki sizi, tanımaz, bilmez. Tamam. Kızlarınız da sadece programına katılan insanlar. Arkadaşlar, Adnan Oktar'ın milyonlarca kapatıyorum. Var. Özür dileyerek her kapatıyorum. Herkesten sorumlu olamaz ki. Özür diliyorum ama mecburum reklama girmeye. Lütfen Didem, o mesajı yayınlar Didem mısınız? Didem Hanım teşekkür ediyorum. Didem Hanım, ayrıca hanıma lütfen itiraz etti Tahir Bey. Bunu da önemli burada belirtiyorum. Tamam. Tamam Didem Hanım. Bu kararı itiraz etti. Tamam.